veriyor. Adeta ama garadan önce dokunulmazlıkların fezlekeler niye sonra geliyor? Bir hafta sonra garadan bir hafta ama sonra gelmiş. Bir buçuk aydır gündemimizde. Tamam kardeşim, siz, ben böyle görüyorum. Benim kafamda soru işareti uyandırıyor. Garopaylan bir 2015'te şunu bunu demiş. Ondan sonra garadan bir hafta sonra fezlekeyi getir. Getireceksen zamanında getir. Anlatabiliyor muyum? Devlet intikam duygusuyla hareket etmemeli. Ben yargılanmasın demiyorum, fezleke gelmesin demiyorum. Hayır, devletin intikam duygusuyla hareket etme. Sorguluyorum. Devletin intikam duygusuyla hareket etme durumu vardır. Devlet intikam yemini de eder. Size bu alçakların, bu alçakların başına var ya, devlet yıldırım gibi inecektir. Yıldırım gibi inecektir. Tamam. Hatta mevzubahis şahıs bin parçaya bölünecektir. Al sana intikam duygusu. Peki. Tamam. O size göre. Ben hukuk devletine inanan bir insanım. Efendim? 11 Eylül sonrası devletin sorumlu bakanı, biz bu adamı yakalayıp yargı önüne getireceğiz. Gerekli cezayı da hukuka göre Türk yargısı verecektir der. Gidip de bin parçaya böleceğiz. Bir de bir terörist çocukcağızı öldürmüştü Süleyman Soylu. Ah, hala ahva ederim. Onu o ağaca asamadığım için falan böyle laflar da etti. Evet, kişisel şahsi görüşü, şahsi görüşü olabilir. Hayır, insani. Türkiye Cumhuriyeti insani. Bakanının öyle sahsi şahsi olur 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 olur, bal gibi alışın. Size göre olur, bana bal göre gibi olmaz. Olur ya, alışın ya. Türkiye'nin yönetimi orada enselerine kurşun sıkılmak olsa, enselerine kurşun sıkılmak suretiyle evet. İnfaz eden ettiler alçaklar. Ondan sonra diyeceksiniz ya? Ki nasıl vallahi ya? İnsan içinden gelir ya. Yargısız sallandırmak infaz. Da gelir insan içinden. Yargısız infaz. Sallandırmak da gelir insan içinden. Mahkemeye hayır. Ben sizi kabul etmiyorum. Bu zihniyeti kabul etmiyorum. Ben hukuk insanidir, gayet ya, insanidir. Adalet mülkün temelidir diye başka söylemiş. O var tabii, adalet ama, mülkün temelidir. Ama bize göre, elbette ki yargılanacaklar. Peki. Sayın İçişleri Bakanı insani bir duygusunu milletin de duygusunu nazar alarak ifade etmiştir. Çok insanidir bu. Hayır. Vallahi benim gönlümden de geçer yani. Benim gönlümden de geçer. Ne devlet yalan adamlarının gönlünden neler geçer ama dile getirmezler. Getirirler. Alışın. Sokaktaki işte, kahvede tavla oynayan adamdan farklıdır. Devlet adamı adamlığı vardır. Olur. Ya devlet adamı diyorsun, tamam, Amerika Birleşik Devletleri. Olur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı milletin gözüne baka baka Afganistan'a neler yapacağını, El-Kaide'ye neler yapacağını, El-Kaide'nin başına neler yapacağını daha ileri ifadelerle dünyanın gözüne baka baka ifade etti. Eleştirmediniz. Amerika'yı mı savunuyorsunuz? Eleştirmediniz. Ben savunmuyorum. Siz savunuyorsunuz. Şimdi savundunuz. Bak siz, ne güzel yaptı. Siz Amerika'yı mı örnek alalım? Onu mu istiyorsunuz? Ya örnek falan değil, insanidir şimdi bu. Örnek verdim, devlet başkanları da yapabilir diyorum bunu. Yapabilir. Ya siz neye inanırsanız inanın. Hukukçu olarak ben hicap duyarım. Yani bir şey söyleyeceğim. Bak hayır, diyorum ki hukuken yargılanırlar zaten. Ya evet, bin parçaya bölmek bin ne demek? Yargılanırlar. Yargılanırlar. Ya öyle şey mi olur? İnsani bir duygu ifade ediyor orada. Peki. Evet. Çok da net. Daha da ifade etsin Sayın Süleyman. Bu programda iki hafta önce sordum. Apo niye asılmadı diye. Kimse cevap veremedi ona. Yani yargılansın, asılsaydı. Niye kimse cevap vermedi? Vermedi. Kimseden tık çıkmadı. Burada muhataplar burada değil tabii. 99'da oldu bu iş. Hayır, Apo'nun neyse, benim burada vurgulamak istediğim hukuka bağlı kalmak gerekir. Devlet intikam duygusuyla hareket etmez. Hele hele hadi teröriste ettin daha başında. Öyle bir eder ki. Yaparsın. Ama burada bir milletvekilinin yargılanma zamanı. Bakın, intikam duygusuyla hareket ederseniz bunun götürüsü getirisinden çok daha onun fazla intikam olur. Duygusuyla alakası geçen yok. Hafta sözüm kesmeyeyim. Geçen hafta bu program biterken bir şey intikam dedim. İntikam duygusuyla ne alakası var? Anayasa tartışılırken senatoya da ihtiyaç var dedim. İşte senato bu tür kahve ağzıyla siyaset yapılmasını isteyen insanları alacak, akil insanlara verecek. Böyle kararlar seçkinler değil mi? Bürokratik oligarşiden tarafsınız. Kaldırılmaları, şunlar vesayetten bunlar. Tarafsınız. Evet, bunlar daha sağduyulu düşünecek. Ya biz bunları fezleke mahkum ettik. Kaç tane ise 9 tane, 13 tane her neyse milletvekili sayısı. Buna Avrupa Birliği nasıl tepki verir? Amerika nasıl tepki verir? Bunun artısı nedir, eksisi nedir? Ekonomimiz etkilenir mi? Dış politikamız etkilenir mi? Bunları alt alta koyup değerlendirecek insanlar lazım. Yoksa vay sokaktaki adam bak ne diyor, %70 bunu ister diyor. Bana da verin bütün kanalları, ben bir ay sonra %70'i benim gibi düşünmeye sevk edebilirim. Algıyı yaratabilirim. Ya hukuk devleti vurgularım Mücahit Bey'in aksine.
Ya ne aksine diyoruz. Fezlekeler hukuki diyoruz. Fezlekeler hukuki diyoruz. O halka kurban olun. O halkın ağzına kurban olun be. Halkın ağzına kurban olun. Halkın ağzıyla konuşuyorum, var mı? Bin parçaya böleriz teröristleri. Bu kadar net. Bölün. Ben hani bombalanma da bölünmesine de karşı falan değilim. Ama bir devlet adamının ben bunları böyle böleceğiz falan diyeceğine benim tercihim, ya bunları yakalayıp getireceğiz, şeye koyacağız. Çünkü bakın, polisten bahsediyorum. Ordu imha eder, kabul ediyorum. Asker imha etmek için eğitilir. Kelepçe taşımaz asker. Eğitimi ona, ama polis ayrıdır. Askerle polis arasında fark vardır. Polis cezalandırmak için eğitilmez. Yakalayıp suçluyu yargının önüne getirmek için eğitilir. Anlatabiliyor muyum? Budur. Siz nasıl anlıyorsunuz? Elbette ya? bir saniye. Bir bak, özel hareket bir saniye ya. Bir dakika alalım. Karıştırdın her tarafı yine. Bak karıştırdın. Şimdi bak, özel hareket denen bir grup var. Evet. Dolayısıyla bunlar SWAT timleri gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta. Bu müdahalelerinde kelepçeymiş, melepçeymiş, karşı taraf sana silah sıkıyor, kurşun sıkıyor ya. Böyle bir operasyonda, tamam onu diyor zaten, böyle bir operasyonda bin parçaya da bölünür, 10.000 parçaya da bölünür, havaya da uçarlar yani. Askeri operasyonda olur, özel harekatta olur. Onu diyoruz. Ama sen burada milletvekilinden bahsediyorsun. Ya ne, onunla fezleke hukuka uygun diyorum, fezleke. Ben fezleke de diyorum ki zamanla... Terörist başı hakkında o ifade müsaade et ama bak, yanlış tarafa çekiyorsun. Terörist başıyla alakalı, kara yılanla alakalıdır ifade, bin parçaya bölerim ifadesi. Evet. Milletvekilleriyle ilgili ifade... Ben milletvekillerinin dokunulmazlığından bahsediyorum. Ya fezleke hukuki zaten, hukuk işliyor şu. Ama zamanlaması garip diyorum. Adam 2015'te sevgili bilmem kim demiş. Ne, Demirtaş mı demiş? Bir şeyler demiş. Şimdi mi geliyor? 2021 olmuş. Garadan bir hafta sonra getirdiğin zaman senin hukuk sistemin sorgulanır. Yok, sorgulanmaz. Sorgulanır. Niye sorgulanmaz? Peki görürsünüz. Tamam. Niye sorgulanmaz? Görürsünüz. Tamam, hemen ifade müsaade et. Hemen ifade edeyim. Tamam. Ceza dava zaman aşımları geçmemişse yapılan her işlem hukukidir. Nokta, bitti. Taceddin Kutay. Şimdi söyledikleri HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan'ın sevgili Selam.